Sosyal medya hesaplarımda bir anket yayınladım ve ankette sordum. İşletmenizde aşırı akım termik verim yoksa motor koruma şalteri mi kullanıyorsunuz, neden diye. Gelen oylar ikisi için de hemen hemen aynıydı ama bazı yorumları okuduktan sonra bu videoyu çekme gereği hissettim. Öncelikle arkadaşlar, iyi koruyor ya da kötü koruyor diye bir şey yok. Sigorta artı aşırı akım termik röle kombinasyonunun açma eğrisiyle motor koruma şalteri büyük güçlerde bu kompakt şalter oluyor. Açma eğrilerini inceleyecek olursanız aynı korumayı sağladıklarını görürsünüz. Sigorta artı aşırı akım kombinasyonunda anma akımının 10-12 mislinden sonra sigorta koruma işlemini gerçekleştirirken anma akımıyla 10-12 misli akımlarda ise bu sefer termik röle koruma işlevini üzerine almakta. Motor koruma şalterinin açma eğrisinde ise anma akımının 10-12 misli akımlardan sonra içerisindeki manyetik eleman devreye girerek motor koruma şalterini açma yaptırmakta. Anma akım ile 10-12 misli arasındaki aşırı yüklerde ise bu sefer bir metal eleman devreye girerek motor koruma şalterini açma yaptırmakta. Bu grafikleri elektrik motorlarının korunması ders notumdan aldım. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi isteyen arkadaşlar elektrik motorlarının korunması ders notumu kumanda.org internet sistemdeki ders notları sayfasından indirebilirler. Burada çok fazla detaya girmeyeceğim. Bu videoda öncelikle bir motorun çalıştırılıp durdurulmasını sigorta artı termik röle kombinasyonu ile gerçekleştireceğim. Yine aynı devreyi motor koruma şalteri ile yapacağım. Motor koruma şalterinin önce yardımcı kontak bloğu üzerindeki normalde açık kontaklarını devre dışı bırakacağım. Daha sonra devreye alacağım ve o şekilde de çalışmayı izleyeceğim. Burada devreler üstünde kısa devre arızasında ya da aşırı yük arızasındaki davranışları inceleyeceğim. Devrelerin kurulmasıyla ilgili detaya girmeyeceğim. Çünkü her iki devrenin de kurulmasına ait hem teorisini anlattım hem uygulamasını anlattığım videolar var. O videoları inceleyebilirsiniz. Şimdi devrelerimizi çalıştıralım. Termik rölemin üzerinde bulunan ayar kısımlarını inceleyelim. Burada şeffaf bir kapak var. Bu şeffaf kapağın görevi sadece ayar kısmına müdahale etmemizi engellemek. Onun haricinde diğer trip ve AH kısımlarına müdahale konusunda herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor. Videoda parlamasın, şeffaf kapağı kaldırıyorum. Bu kısım benim termik ayarımı yaptığım kısım. 16 amper ile 22 amper arasında ben motorumun termik ayarını yapabiliyorum. Okun gösterdiği yer benim akım değerim. 16 ampere geri çektim. Burada H ve A kısmı var. H ne demek? A ne demek? H hand, A otomatik. Eğer ben ayarı A'yı alacak olursam termik rölem açma yaptığında yani 95-96 nolu kontaklarını açtığında kontaktörü devre dışı bırakır. Evet, ama termik rölem soğuduğunda 95-96 nolu kontaklarını bu durumda eski haline geri getirir. Eğer H'ye getirirsem termik rölem 95-96 nolu kontaklarını açtığında kontaktörü bu kontaktör üzerinden devre dışı bırakır. Termik rölemin bir metali soğusa eski haline geri gelse de kontakları açık kalmayı sürdürür. Burada trip kısmı var. Trip kısmı dışarı çıkar. Biz gelip buradaki trip kısmını elle kurduğumuz zaman 95-96 nolu kontaklar eski konumlarına ancak o zaman geri gelebilir. H konumunun bana sağladığı avantaj şu. Termik rölem bir arıza nedeniyle açma yaptığında motorumu devre dışı bırakıyor. Ve termik rölenin açma yaptığını ancak gelip buradaki trip konumunu kontrol ederek görebiliyorum. Bir arıza nedeniyle açmıştır ve termik rölenin açma yaptığını gördükten sonra bu arızanın ne olduğu konusunda bakımcı arkadaşlar gerekli çalışmaları yapar. Ondan sonra arızayı ortadan kaldırdıktan sonra tekrar kurarak motoru devreye alırlar. Ama otomatik değilse termik rölem eski haline gelir kontaklar soğuduktan sonra. Tekrar gelip start butonuna bastığımda motorum tekrar arızalı durumdayken çalışır. Tekrar arızaya düşer. Eğer ben bu çalışmayı arızalı durumda birkaç kez tekrarlarsam motorumu tehlikeli bir duruma sokarım ve belki de yanmasına neden olabilirim. Motor devremde koruma elemanı olarak eğer siz termik röle kullanıyorsanız termik röle ile birlikte sigortada kullanmanız lazım müşterinizde. Termik röle çalışma prensibi açısından motor aşırı yüklendiğinde buradaki 95-96 nolu kontaklarını açarak motora kumanda eden kontaktörü devre dışı bırakmakta ve bu sayede motorun enerjisini kesmektedir. Peki kısa devre arızalarında ne olacak? Kısa devre arızalarında ki benim motor kontrol devrelerinde kısa devreden kastım 10-12 misli anma akımının 10-12 mislinden sonraki akımlardır. Anma akımının 10-12 mislinden sonraki akımları kısa devre olarak kabul edilir ve bu yüksek akım değerlerinde, kısa devre akım değerlerinde benim sigortam
açma yaparak kendinden sonraki kontaktör, termik röle ve motoru, bununla birlikte iletkenleri koruyacaktır. Peki kısa devrelerde termik röle koruma yapar mı? Kısa devrelerde bir sigorta gibi termik röle açma yapmaz. Çok yüksek akım değerlerinde termik röleye siz açma yaptırsanız da yüksek akım değerleri kontaktörün kontaklarında ak yapacağı için kontaktöre zarar verecektir. Ya da termik röle yapı olarak daha sigortaya göre iç yapısı daha nazik diyelim biz ona. Daha nazik olduğu için kısa devre akımları termik rölenin arızalanmasına, deforme olmasına neden olacaktır. O nedenle termik röle sadece aşırı yüklerde koruma sağlar. Bununla birlikte devrede sizin olası kısa devre arızaları için sigortada kullanmanız gerekmektedir. Şimdi devremizi çalıştıralım. Devremizi çalışma sırasında kontaktörün çektiğini görmeniz için buradaki kırmızı göz lambasını kullandım. Start butonuna bastım, kontaktörüm çekti ve motorum dönmeye başladı. Normal stop işlemini yaptım ve motorum kontaktörün enerjisi kesildiği için durdu. Şimdi bu iki arızayı da burada test edelim. Motorum çalışırken sistemde bir kısa devre var ve kısa devre anında sigortam devreye girdi, açma yaptı. Sigortamın açma yapmasıyla birlikte enerjiyi kesti. Kendisinden sonraki kontaktör, termik röle, motoru ve kabloları korudu. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey, dikkat edecek olursanız kontaktörümün A1, A2 bobin ucuna bağlamış olduğum oradaki göz lambam yanıyor. Yani şu anda kontaktörüm enerjide. Kumanda devrelerinde iki türlü besleme alınabilir. Bunlardan bir tanesi kumanda ettiği, kontrol ettiği güç devresindeki fazlardan besleme alınabilir. Örneğin burada L1 fazından alınabilir. Ya da harici bir kaynaktan, harici bir linyeden beslenebilir. Motor kontrol panolarını, MCC panoları düşünecek olursanız orada her motorun güç devresinden kumanda devrelerine gitmek, yani kendisine ait kumanda devresini çalıştırmak çok da elverişli, çok da mümkün değildir. O nedenle kumanda devresi için harici bir linye ayrılır ve bu linye ile ne kadar orada kontaktör varsa o kumanda devresi o linyeden beslenir. Hatta güvenlik gerekçesiyle benim burada yaptığım gibi 24 voltluk kumanda devreleri kullanırız ve 24 voltluk bir güç kaynağı çıkışından işte o panoda 10, 15, 4, 5 ne kadar motor devresi varsa onlara ait kumanda devreleri çalıştırılır. Ve bu nedenle buradaki duruma baktığınızda benim kontaktörüm devre dışı kalmadı. Bakımcı geldi, sigortanın açtığını gördü. Daha sonra arızayı giderdi. Arızayı giderdikten sonra gelip eğer sigortayı tekrar kaldıracak olursa, yani devreyi kapatıp enerji verecek olursa, benim kontaktörümün enerjisi kesilmediği için motorum kaldığı yerden çalışmasını sürdürecektir. Bu bazı durumlarda tehlikeli çalışmalara neden olabilir. Bir diğer arızayı şimdi test edelim. Motorum aşırı yüklendi ve buradaki termik rölem benim açma verdi. Şu anda ben manuel olarak termik röleme açma verdirdim. Termik rölem 95-96 üzerinden kontaktörü devre dışı bıraktı. Motorun enerjisi kesildi. Dikkat ederseniz kontaktörün lambası da söndü. Bu noktada ben geleyim, istediğim kadar start butonuna basayım. Devrem çalışmayacaktır. Arızayı giderdikten sonra arızayı geldi, bakımcı ne olduğunu buldu. Arızayı giderdi ve daha sonra termik röleyi kurduğunda tekrar çalıştırabilmek için benim buradaki start butonuna basmam gerekli. Yani burada kontrollü bir başlangıç yapmış oluyorum. Eğer ben buradaki ayar kısmını A'ya almış olacak olursam, termik rölem açma yaptı. Açma yaptıralım. Kontaktörüm üzerinden devre dışı kaldı. Motorum ve daha sonra termik rölem A'dayken soğudu. Yani bundan durduğundan, motorun durduğundan örneğin bakımcının ya da operatörün haberi yok. Termik rölem soğudu, kontaklarının eski haline geldi ve A dedi, geldi operatör, motor durmuş dedi. Dur tekrar çalıştırayım dedi, bastı ve motorum tekrar çalışır. Ama arıza o an devam ediyorsa, ki motorum en son arızadan dolayı açma yapmıştı, tekrar termik rölem devreye girecek ve motoru devre dışı bırakacaktır. Eğer burada operatör uyanmazsa, olayın farkına varmazsa, bu çalışmayı birkaç kez yaptırdığında motorun zarar görmesine, belki de yanmasına neden olacaktır. Motor kontrol devremde koruma elemanı olarak eğer ben motor koruma şalteri kullanacak olursam
Bu sefer de termik rölem yok. Termik rölemle birlikte kullanmış olduğum sigortam yok. Termik röle artı sigorta yerine ben sadece motor koruma şalteri kullanıyorum. Motor koruma şalterinin çalışma prensibi ne? Motor koruma şalteri aşırı yüklerde ya da kısa devre durumlarında, kısa devre arızalarında 3 fazı birden açarak kendinden sonraki devrenin hattın enerjisini kesmektedir. Yani hem aşırı yük koruması hem de kısa devre koruması motor koruma şalterinin kendi içerisinde mevcuttur. O nedenle termikle birlikte sigortayı da devre dışı bırakıyoruz. Şimdi aynı kumanda devremi kurdum. Motorumu çalıştıracağım. Start butonuna bastığımda motorum çalışıyor. Stop butonuna bastığımda da motorum duruyor. Bu devremizde de olası arızaları test edelim. Yalnız bu devremizde aşırı akım ve kısa devreleri ayrı ayrı test edemiyoruz. Çünkü ikisinde de aynı koruma elemanı devreye giriyor. Şu anda motorumuzu çalıştıralım. Motorumuz çalışırken kısa devre ya da aşırı yükten dolayı motor koruma şalterim açma versin. Şu anda motor koruma şalterimi açma yaptırdım. Yine daha önce bahsetmiş olduğum gibi motor kumanda kontrol devreleri motorun kendi hattından, motorun beslenen ana enerji hattından da çalıştırılabilir ama genellikle daha önce de söyledim. Pano içerisindeki motor kontrol kontaktörleri ayrı bir linyeden, ayrı bir güç kaynağından hatta 24 voltta ayrı beslenir. Ve şu anda açma yaptı. Dikkat edecek olursanız benim motor koruma şalterim ve bir önceki durumda olduğu gibi, yani oradaki sigortanın açma yaptığı durumda olduğu gibi şu anda benim dikkat edecek olursanız kırmızı lambadan kontaktörüm enerjili. Yine geldi bakımcı, sağa sola bakındı, arızayı giderdi ve tekrar geldi motor koruma şalterini bir konumuna aldı. Bu durumda yine motor kaldığı yerden çalışmasını sürdürecektir. Ama motor koruma şalterlerinde kullanılan ekstra yardımcı kontak blokları vardır. Şu anda yardımcı kontak bloğunu köprüledim ve köprüyü çıkartacağım. Yani yardımcı kontak bloğumu devreye alacağım. Kumanda devresinden de görüldüğü üzere yardımcı kontak bloğu termik rölenin 95-96 numaralı kontağı gibi kumanda devreme seri olarak bağlanır ve buradaki motor koruma şalteri açma yaptığında yardımcı kontak bloğundaki kontağını da açacaktır. Çalıştıralım. Kontaktörüm devreye girdi ve eğer bu esnada aşırı akım ya da kısa devreden dolayı motor koruma şalterim açma yapacak olursa, dikkat edecek olursanız kontaktörün lambası yanmıyor. Kontaktörüm de benim devre dışı kaldı. Nedeni de şu, benim buradaki motor koruma şalterim açma yaptığında kumanda devresindeki normalde açık kontaklarını da açtılar. Açınca kontaktörün enerjisini kestiler ve mühürlemeyi bozdular. Ben motor koruma şalterini tekrar bir konumuna alsam da devreyi çalıştırabilmem için tekrar start butonuna basmam gerekli. Arızalarda devrelerin çalışma durumlarını gördük. Şimdi bu iki koruma sistemini karşılaştıralım. Öncelikle arkadaşlar, bir arıza durumunda kumanda devresinin enerjisinin kesilmesi benim için önemli. Çünkü enerji geldikten sonra motorun kendi başına çalışması güvenli olmaz. Öncelikle karşılaştırmama bu iki durumla başlıyorum. Motorun aşırı yük arızası durumunda kumanda devresinin enerjisi kesiliyor mu? Aşırı akım artı sigorta kombinasyonunda evet, 95-96 nolu kontaklar açacağı için kesiliyor. Motor koruma şalterinde ise yardımcı kontak bloğu ya da arıza ihbar kontak bloğu kullanırsak ancak kesiliyor. Peki kısa devre arızası durumunda kumanda devresinin enerjisi kesiliyor mu? Sigorta artı aşırı akım rölesi kombinasyonunda eğer siz sigortaya yardımcı kontak bloğu eklerseniz evet kesiliyor. Motor koruma şalterinde ise yine yardımcı kontak bloğu ya da arıza ihbar kontak bloğu eklerseniz evet orada da kesiliyor. İşçilik durumuna bakacak olursak doğal olarak aşırı akım rölesi artı sigorta kombinasyonunda işçilik motor koruma şalterine göre daha fazla ve panoda kapladığı yer yine aşırı akım rölesi artı sigortanın motor koruma şalterine göre daha fazla. Maliyet açısından bunu karşılaştıracak olursak
Burada ben 2021 fiyat listesine göre 40 kW'lık bir motoru baz aldım. Burada iskonto miktarlarına ya da üreticilerin vermiş olduğu fiyatlara göre değişiklikler olsa da en azından bir fikir vermesi açısından böyle bir karşılaştırma yaptım. Eğer siz sigorta aşırı akım üyesi termik röle kombinasyonunda sigortaya yardımcı kontak bloğu da eklerseniz bunun maliyeti bana 825 TL olmakta. Motor koruma şalterinde ise 40 kW'da yardımcı kontak bloğu ile birlikte bana maliyeti 1135 lira olmakta. Eğer sizin devrenizde bir kontaktör yoksa doğal olarak aşırı akım rölesini de kullanamazsınız. Eğer siz motorunuzun çalıştırmasını bir paket şalter üzerinden yapıyorsanız ya da direkt motor koruma şalteri üzerinden yapıyorsanız bu durumda siz motor koruma şalteri zaten kullanmak zorundasınız. Ben kendi fikrimi söyleyecek olursam bana motor koruma şalteri kullanmak daha avantajlı gibi geliyor. Aşırı akım rölesi artı sigorta kombinasyonunun seçiminde biraz daha duygusal davrandığımızı söyleyebiliriz. Çünkü meslek liselerinde okurken biz termik röleyi gördük ve develerimizde termik röleyi, aşırı akım rölesini kullandık. Ama şunu da söyleyeyim, üreticiler artık aşırı akım termik röle stoklarını ve ürün yelpazesini azaltmaya başladılar. Onlar daha çok motor koruma şalterlerini ön plana çıkarıyorlar. Tüm bu karşılaştırmalardan sonra eğer sizin devrenizin özel bir durumu varsa onu da göz önüne alarak siz kendi seçiminizi bu kriterlere bakarak yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.